El Fatiha mi? As salavat Allah mesala ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kenen stayne. Nasrata. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkıh devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkese bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği bize Allah-u Teala tarafından öğretildi diye din alemlerinden bize düşman olmayan galiba kimse kalmadı sevgili kardeşlerim. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi, ben mi?
Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten safı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçhiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkiye, Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam, teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da, İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı, kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah-u Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah-u Teala diyor, biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safine reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor, sonra esferi safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu kadar. İşte Kur'an
ve Kur'an'ın ölçüsü bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, iki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Hem de din öğreticisi pozisyonunda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, din öğreticiler size bunları öğretmedi diye cehenneme mi gideceksiniz sevgili kardeşlerim? Sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar, kendileri böyle bir ilme sahip olmadıkları için bizim aleyhimizde konuşan pek çok insanla karşılaşacaksınız. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi?
hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç, inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki, iyi de, yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına, Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber, buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla
insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış İblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn ve okumus salat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cennetil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Likülle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezî neştenebut tâgûte an yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim, beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır, değil sevgili kardeşlerim.
İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah 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 diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi'yi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safa 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan
müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Rahim esması ise, Allah'ın Rahim esması ise, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Deher Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah-u Teala, görme hastanızın. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakraya engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mühürünü açıyor. 5 Kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6 Ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Ha. Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi, ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir bu kişi sadece. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah'ın emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda
ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane Furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşad makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir Furkan'da verdiği derecelerle o 7 safhada her bir Furkan'da verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine ona derecat veren Allah-u Teala 7 Furkan'ın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bunu 1'e 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah-u Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki iblis 14 asırda
Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma, dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah'a ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise üçüncü katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.